Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tarifiniz için bir su bardağından bir parmak eksik ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı silme kuru mayayı ekleyip bunları hafif bir karıştırıp üzerine kapatıp bir 2-3 dakika kadar bekletiyorum. Mayanın tamamen içinde erimesini sağlıyorum kuru mayanın. 2-3 dakika sonra bu şekilde mayamız köpürmüş oluyor. Diğer malzemeleri ekleyelim. Bir su bardağından yine birazcık eksik yoğurt ekliyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 su bardağı un var yanımda, eleyip aldım. Şimdi bunu kaşık kaşık ekliyorum. Tamamını kullanacağım zaten. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek özlü güzel bir hamur haline getiriyorum. 3 su bardağı artı 1 avuç kadar un kullandım toplamda. Toparlamak için son bir avucunu ekledim. Yumuşak, el yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine kapatıyorum. Mayalanması için yarım saat kadar, 45 dakika kadar bekleteceğim. Hamur mayalanırken biz de iç malzemesini hazırlayalım. 300 gram kıyma, 1 soğan, 1 domates, 2 tane sivri biber, birazcık da baharatım var. Şimdi bunları karıştıralım. Soğanı ben rendenin büyük tarafıyla rendeledim ve suyuyla birlikte kıymanın içine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Yine domates de rendeledim. Biberleri de minik minik doğradım. Dilerseniz hepsini rondodan geçirebilirsiniz. Birer çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilave ettim. Dilerseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Benim çocuklarım acıyamadıkları için onu koymadım. Harcım hazır. Şimdi bunun üzerine kapatıp buzdolabına koyacağım. Bu da iyice beklemesi gerekiyor hamurun hazır haline gelene kadar. Hamurum mayalandı. Şimdi hamurumu şekillendirmeye başlıyorum. Şöyle hamur matına biraz un serpiyorum. Hamurumu alıyorum tezgahın üzerine. Birkaç kere yoğurup içindeki gazının çıkmasını sağlıyorum. Bu şekilde hamuru tam ortadan ikiye bölüp her bir parçayı üçe bölüyorum. Tam 6 tane pidem olacak. 6 parçaya bölüyoruz. Küçük gördüğünüz bezeleri büyüklerden böyle hamur parçası kopararak takviye ederek eşit hale getirebilirsiniz. Bezeleri güzelce bu şekilde elimle yuvarlıyorum. Tüm bezeleri yuvarladım ve hemen ilk yaptığım hamurdan başlayarak bir de şeklinde açmaya başlıyorum. Hafif altını unladım ilk koyduğumda. Daha sonra unlamaya gerek kalmadan güzelce açıldı zaten. Bakın bu şekilde uzun yapıyorum. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilerseniz boyutunu biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış. Fakat bu kalınlık yeterlidir. Ben bu kalınlığı çok beğendim. Daha evvel yaptığımda biraz ince yapmıştım. Bunun kıvamı gerçekten çok güzeldi hamurun. O yüzden hani ölçüden şaşmamanızı tavsiye ederim. İç harcı da şöyle 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde her birine önceden planlarsanız, yani iç harcınızı kaç tane pide yapacaksınız ona göre parçaya ayırırsanız sizin için çok kolaylık olur. Benim birazcık harcım arttı mesela. Ama üstüne yedirebilirsiniz kolaylıkla. Ne fazla koyuyoruz ne de az koyuyoruz. Çok fazla koyduğumuzda çünkü hafif sulanma ve böyle alt tarafları pişmemiş gibi oluyor. O yüzden kıvamında ve yeteri kadar koymanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kenarlarını pide şeklinde katlıyorum. Bunu iki ucundan tutarak tepsiye koyuyorum. Tepsiye bu şekilde yan olarak koydum. Bir tepsiye 3 tane sığdırdım ben. Bu şekilde bir tane daha göstereyim. Kıymanızın birazcık da yağlı olmasına özen gösterirseniz güzel sonuç elde edersiniz. Yağlı bir kıymayla daha lezzetli pide yaparsınız. İç harcına dilerseniz maydanoz koyabilirsiniz. Ben koymadım. Yeşil biberlerin yeşilliği yetti. Dilerseniz kırmızı biber koyabilirsiniz. İsterseniz sarımsak koyabilirsiniz. Bunları koymadım ben. Bu haline gayet güzel oldu. Alternatifleri araştırıp üretmek damak tadınıza göre
Ayarlamak tamamen size kalmış. Fakat hamurun kıvamına ve lezzetine gerçekten kefilim. Çok güzel oldu. Yumuşacık oldu. Şimdi videonun sonunda göreceksiniz. Ne ince ne kadın harika bir kıvamı oldu. Bunu da alıyorum tepsiye. Bu şekilde. Tepsinizin boyuna göre açarsanız çok da sorun yaşamazsınız tepsiye götürürken. Evet, ben tüm pidelerimi yaptım. Şimdi 200 derece ısınmış fırına ilk yaptığım tepsiyi götürüyorum. Onlar fırında pişerken ben biraz küp şeklinde doğradığım kaşar peynirleri baharatla tatlandırıyorum. Çünkü fırından çıkan pişmeye yakın hale gelen pidelerin üstüne bunları koyacağım. Kaşar peynirleri çocuklar da seviyorlar çünkü hem de faydalı olsun diye. Bu şekilde hazırladım kaşarlarımı. Şimdi ilk tepsiyi fırından getiriyorum. Bakın birinci tepsi şu an henüz son aşamaya gelmedi, pişme aşaması. Şimdi üzerlerine kaşar peyniri koyup kenarlarına tereyağı süreceğim. Çünkü az önce kenarlarına hiçbir şey sürmeden fırına göndermiştim. Kenarına şöyle erimiş tereyağım vardı hazırda benim. Dilerseniz kataldaki tereyağı da hemen sıcağıyla sürebilirsiniz. O şekilde de olabilir. Tekrar fırına gönderiyorum. Tereyağların kaşar peynirlerinin erimesi için. Bu şekilde bakın kaşar peynirleri eridi. Pidelerim iyicene kızardı ve yumuşacıklar gerçekten. Birazcık soğuyunca şimdi size kıvamını göstereceğim. Altına bakmanızı istiyorum öncelikle. Bakın ne kadar güzel pişti. Taş fırında pişmiş gibi gerçekten. Ev ortamında bu kadar pide yapmak bence çok güzel bir lüks. Şimdi size kıvamını göstereyim. Diğer tepsim pişiyor bu arada. Dilerseniz kaşarları uzun uzun da koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Tamamen kendi keyfinize ve zevkinize kalmış. Bakın bu şekilde yumuşacık, çok güzel oldular. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum bırakmanızı rica edeceğim videoma. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.